Kemalizmin en önemli eksiğinin iktisadi reformları Anadolu'nun satına yayamaması problemi olduğunu ve kültürel reformlarda, inkılaplarda, devrimlerde aşırılıklarla malul belirli agresif tutumları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun yarattığı bir gerilim var. Toplumla devlet arasında yarattığı bir gerilim vardı. Buradan geleneksel ve muhafazakar alternatifler doğdu. İşte Erdoğanizmin zeminini de aslında oluşturan şey genel anlamıyla budur. Kemalizmin kültürel aşırılıklarıyla iktisadi yetersizliğidir. Erdoğan işte o iktisadi yetersizliği küreselleşmeyle ve neoliberalizmin devlet eliyle uygulanmasıyla belki aşmaya çalıştı. Merkezden çevreye bu iktisadi kaynak dağıtımını kayırmacı ve keyfi biçimde de olsa büyüttü, yaydı. Ve işte kültürel aşırılıkları da giderdi. Hatta kendi lehine ve kendi tabanı lehine çevirmeyi de başardı. Sekülerlerin işte modernist bir otoriterlik olarak Kemalizmi özlemesi, işte muhafazakarların ve işte dindarların geleneksel bir otoriterlik olarak Erdoğanizme özlem duyması aslında ortak bir uzlaşı alanını ve ortak bir hayatı yaşamamız konusunda ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla bunların ikisini de aşabilecek, bunların ikisini de kapsayabilecek, ortak hayatı, ortak sözleşme kültürünü, ortak kuralları, ortak hukuku, ortak demokrasi anlayışını yeşertebilecek bir zemine, bir üçüncü yola ihtiyaç var. Dolayısıyla gençlerin Erdoğanizmle Kemalizm arasında yorulan bir memlekete belki iddiatçılık aracılığıyla, işte muhafazakar cumhuriyetçilikle, modern cumhuriyetçiliği eklektik biçimde yürütebilecek bir form arayışında olduğunu da görüyoruz. Yani iddiatçılık Kemalizmin aşırılıklarından sıyrılmış, Erdoğanizmin işte aşırılıklarından sıyrılmış, ülkeyi daha orta ve makul ve mutedil bir yola taşıyabilecek bir projeyi, bir yapıyı, bir zihniyeti de önümüze koyuyor.